Kısaca Semin Ayral'ı bir tanıyabilir miyiz? Kimdir? Hani niye RİMAX'te? Niye gayrimenkul işi? Gayrimenkulden evvel ne iş yapıyordu? İstanbul'da mıydı hep? Ondan evvel başka bir yerde miydi? Ne yaptı? Nedir? Kimdir Semin Ayral? İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuyum. 88 yılında mezun olduktan sonra hemen iş hayatına başladım. 20 yıl mimarlıkla geçti ama bunun 15 yılı girişimci, yani kendi ofisimde kendi işimi yaptım. Herhangi bir yere bağlı olarak maaşlı 5 yıl çalıştım. 2010 senesi bugün şeyi döktüm. Bu arada şeyi vereyim sana bilgi olarak Necat'cığım. Ben iş hayatına başladıktan sonra yaşadığım 5. kriz bu benim. Krizlere evet, yani 99 yılı deprem, Türkiye'nin yaşadığı global değil ama ulusal bir krizden sonra 2001, 2008, 2016, şimdi de 2019-2020 yılları. Benim iş hayatına başladığımdan beri 5. krizim. O yüzden reflekslerim bayağı gelişmiş diye bugün kendi kendime dedim ki Necat bana neler sorabilir. Bir zihinsel antrenman yaptım. 15-20 yıldan sonra 2010 yılında mesleğe home office anlamında ara verdiğimde mimarlığa, aileye mülk alımı sırasında Remax'la tanıştım. Remax'tan bir mülk aldık çünkü Ataşehir'de. O zaman tabii Adnan Bey broker'ım çok zekice bana Semin dedi ya, home office'te çalışıyoruz. Home office'sin. Zaten şu an bir ofisin yok. Herhangi bir sermayeye, herhangi bir personel çalıştırmaya hiç ihtiyacın yok. Masan hazır. Zaten mimarsın, gayrimenkulü çok iyi biliyorsun. Bence sen bu işi yapmalısın dedi. 2010 Haziran'dı. 2010 Haziran'dan beri Ataşehir bölgesinde bir fiil sürekli danışmanlık yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Şimdi ofisim değişti çünkü Forest marka değiştirince ben Remax'ı bırakmama kararımla birlikte iyi ki de geçmişim valla. Revax Sonuç ailesiyle tanıştım. Oraya kendi kendimi transfer ettim. Şimdi Bağdat Caddesi, Erenköy bölgesi, Revax Sonuç ailesinin içerisinde danışmanlığa devam ediyorum. Yani Ataşehir'in doğuşu ve bugüne gelişiyle ilgili yaşamsal deneyimlerim de var. Oradaki profil, şu anki yerleşim, projeler, ticariler. 2000 Batı Ataşehir özellikle söylüyorum tabii. Doğu Ataşehir daha eski. Ama Batı Ataşehir'in doğuşuyla birlikte 2010 yılında da ben gayrimenkul danışmanlığına başladım. O anlamda DNA'sını biliyorum Batı Ataşehir'in. Yani şu şeyi sor, ben sana 5 dakikada RPA hazırlarım. Çünkü işim gereği, işimi de çok sevdiğim için bütün güncel bilgiler her gün hemen hemen bende tazelenir. Takip ederim. Neyin ne olduğunu bilmeye çalışırım. Gözümden kaçanları arkadaşlarım sayesinde tamamlarım. Bu tabii büyük bir avantaj. Yani Nereden takip ediyorsun? geçmiş hikayeyi bilmek bizim işimizde çok büyük bir avantaj. Malum biliyorsun. Nasıl? Nereden takip ediyorsun? Takip ederim dedin ya. Nereden takip ediyorsun mesela? Takip biliyorsunuz şimdi sahada değiliz ama sonuçta sahada olduğum sürece portallar, dijital ortamdaki bütün mecralar gerek gayrimenkul anlamında gerek gelişim anlamında sürekli bütün sinyalleri alır, backup yaparım. Şey söyleyeceğim. Şimdi enteresan bir şey var. Mesela benim Semin'de en çok takdir ettiğim, şurada da bir yerde bir bende broşürüm vardı da. En son TGCP'ye getirmiştim. Şu yanımdaydı hatta. Şimdi Evet. Hazırladım. Bunu söylüyorsun. Broşürüm bu. Evet. Ben kart vermek istemiyorum Necat'cığım. Yani insanlara kart verme durumunda tabii ki kalıyorum. Ama hani ben kart vizitimi verdiğim ama benimle ilgili bir şeyleri düşünsünler. Bir de küçük bir hediye üzerine iliştirdiğim zaman, ki bunun çok güzel şeyleri oldu, geri bildirimleri oldu. Semin Hanım alan bir kişi mesela bir gün sonra, 2 gün sonra aradığında ya da konuştuğumuzda vallahi eve gittik. Hani kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Eşimle birlikte içtik, kulaklarınızı çınlattık diye. Güzel geri bildirimler de alıyorum. ne o Bu kahve mi? Nescafe ama dönem dönem başka kahveler de koyuyorum. Şu an bu Nescafe. Anladım. Keşfetmek zorundayız. Yani ben broşürden hoşlanırım, sen dosya vermekten hoşlanırsın. Tabii bunlar şu an bizim Covid-19'dan önce konuştuğumuz durumlar. Şimdi bir aydır dünyanın ve Türkiye'nin ve bizim
değişim içerisinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Bakalım bundan sonra bizim iletişim araçlarımızda, kendimizi tanıtma araçlarımızda nasıl bir değişim olacak, neleri kullanacağız? Çok yakın gelecekte de bence onları konuşuyor olacağız. Senin bir öngörün var mı? Ne gibi bir değişiklik olacak? Hangi anlamda? Kullanacağımız materyaller Evet, anlamında mı? materyaller anlamında. Valla şöyle, ben de size şeyi hazırlamıştım. Bugün hatta kız kardeşimi de çok güldürdüm. Geçen hafta Action Coach, sevgili Ayşegül Hanım kulakları çınlasın. Onun bir 6 saatlik tanıtım ve çalıştayına katıldım. Şöyle arkadaşlarım da görebilirse, yani Mart 10'dan itibaren neler yaşadığımı fark etmiştim. Fakat onlar somutlaştırdılar. Şöyle ki Mart 10'u şok günü olarak değerlendirirsek, okunuyor mu bilmiyorum. Şokla birlikte bir reddetme ruh hali oldu. Bu normale dönene kadar 3 faz olarak değerlendirildi geçen hafta ve ben katıldım. Şoktan sonra reddetme, reddetmeden sonra öfkelenme, öfkeden sonra depresyon, depresyondan sonra denemeler, karar ve kabul aşaması, sonra da dahil olma. Yani bu kişinin karakter özelliklerine göre yaşayacağı sürecin limiti, süresi belli değil. Kişiye göre değişen bir durum ama 3 fazı değerlendirdiler. Duyduklarımdan sonra dedim ki evet ya, yani ben bunları adım adım yaşadım. Şimdi nereye bağlayacağım? Ben şu an kabul ve dahil olma dönemimde olduğumu %100 biliyorum. Bu ne demek? 10 gün 15 gündür yani biz işimiz dinamik, o kadar hızlı bir tempoda yaşıyoruz ki malum. Yani 1 dakika 5 dakika kıymetli hale gelirken şimdi bir stop dönemindeyiz. Yani bir aydır kendinizle kaldık, kaldım, düşündüm, kendimi dinledim, işimi gözden geçirdim. 50 yaşındayım. 50 yaşımı Allaç pamuğu gibi belki elden geçirme durumundaydım. Bu bana çok iyi geldi. Tespitlerimi yaptım. Yani ben 10 yıldır bu işteyim. Non-stop çalışıyorum. Neleri yapmadım, neleri yapmak istiyorum ya da neden olmadı bölümü gerçekten çok keşiflerim anlamında bana iyi geldi. Şimdi bu keşiflerim sırasında zaten biz son 2 yıldır dijitalleşmeyi konuşmuyor muyuz Nejatçığım? Sürekli sosyal medya durumu, web sitesi, LinkedIn, Google, AdWords, hepsini saydığımızda kocaman bir dünya. Bu dünyanın içinde işte hasbelkader, bazen profesyonel yardımlar alarak, bazen kendi tecrübelerimize bir şeyler yapmaya çalıştık bugüne kadar. Kendi adıma konuşuyorum tabii, yapmaya çalıştım. Ama bugünden sonra bir şeyler yapmak değil. Gerçekten iş insanı olarak işimizi geliştirme anlamında doğru adımları atmamız gerekiyor. Şimdi fıstık gibi 4 duvar evimizdeyiz, trafik problemimiz yok. Dışarıdan biz müsaade ediyorsak birileri bizi meşgul ediyor. Onun dışında kendi iş gelişimimiz için harika bir zaman dilimindeyiz. Benim öngörüm, evet, bu zaten kağıt olmak zorunda değil. Ve belki 1,5 yıl, belki 1 yıl, belki 2 yıl yüz yüze görüşme temaslarımız çok zayıflayacak. Yine maskelerimizle, mesafelerle broşürümüzü verebiliriz. Ama bu benim 10 gündür görüşmelerimde yaptığım durum. Merhaba, ben Semin Ayral. Remax Sonuç. Hemen kartvizitimi size WhatsApp'tan gönderiyorum. Konu bitti. WhatsApp'tan benim zaten kartvizitimi görüyor. Broşürümü de gönderebiliyorum. Hani elden vermeyeceğim. Temasım bu şekilde olacak. O yüzden iletişim şeklimiz özünde aynı. Ama materyaller değişecek. Belki de hoşumuza gidecek. Peki şöyle söyleyeyim. Hani kart vermiyorum diyorsun. Hani kart vermemeyi tercih ediyorum. Genelde broşür veriyorum. Doğru mu anladım? Tabii. Şimdi mesela kart cebe çok rahat sığabilecek bir şey. Yani cep şu an şu cebine koyabilir. Cüzdanın içine koyabilir. Bir yere koyabilir. Broşürü atmaz mı? Hani mesela hani kart yerine hem kart hem broşür olsa Hayatım, broşür atar mı? QR kodu diye denen bir şey var. QR kodunu okutun lütfen. Telefonunuza kart vizitim iniyor zaten diyorum. Mesela. Ya yok, farklı çözümler var. Kahveyi koyduğun zaman kahveyi içeceğim diye atamamış işte müşteri. Sonra teşekkür için beni aradı. Ben o müşteriyle iş bile yapmadım mesela. Hani tanışmış oldum. Gibi. Hani kendi içinde çözümleri üretebiliriz. Bence problem değil. Şey için bu dijitalleşme ile ilgili ben şu konuda katılıyorum, özür dilerim. Şey konusunda katılıyorum. Evet, pazarlama materyalleri değişecek, biz değişeceğiz.
Ama tamamen dijitalleşme hoş olmayacak. Zaten bizim işimiz insan işi olduğu için. Pazarlama materyallerimiz değişecek. Ama kesinlikle bir insan iş. Yine insan irtibatında göz göze gelmekte zaten onda bir değişiklik olmayacak diye düşünüyorum en azından. Ancak son dönemlerde bizim dijitalleşme ile ilgili aldığımız eğitimlerin hepsinde hep deniyordu ki artık X kuşağı var, Y kuşağı var. Onlar bakıyorlar artık hani internetten bakıyorlar, internetten geziyorlar. Bakıyorlar ve şey yapıyorlar. Mesela konut çalışan arkadaşlar için söyleyeyim. Konut alma yaşı önceden 40 üzeriyken şimdi 30'lara kadar düştü. Şimdi bu 30'lardaki yaşlardaki insanlar da internetten takip edip internetten alıyorlar. Zaten bir dijitalleşme olacaktı zaten. Pazarlamada zaten mutlaka olacaktı. Bu biraz daha öne çekti diye düşünüyorum. Ve ben Hızlandır. Şunu da söyleyeyim, anti parantez işimizle ilgili değil ama doğa, dünya, evren kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeyi sebepsiz yapmıyor. Bunda da bir sebep var. Mutlaka ki bir sebep var bunda. Bunun böyle olmasında ben sabahleyin sosyal medyadan videolar izledim. Yunusların İstanbul'un sahillerine geldiğini, oralarda yüzmeye başladığını gördüm. İnanılmaz hoşuma gitti. Yani bunlar da olması gerekiyor. Doğa kendini belki yeniliyor. Belki şu anda öyle olmamız lazım. Biz biraz ekonomik açıdan bakıyoruz ama biraz da insanca bakmak lazım diye düşünüyorum. Yo, ben ekonomik açıdan inan tek taraflı bakmadım. Yani Senin için çünkü demiyorum. Senin için demiyorum. ha, yo, şey için genel konuşmalarda da farklı platformlarda da kendimizle kaldığımız en kıymetli bölüm. Yani 100 yıldır yapılmayan ya da işte benim kendi yaşımda da hiç yaşamadığım bir deneyim. Hani biraz sakin durup olayı algılayıp iyi sentezleyip kendimizi sıkmadan farkına varmamız gerekiyor. Fark edebilmek için de sakin olmamız gerekiyor. Yani Evet. sakin gerçekten çok önemli. Zaten hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir dememiş mi Heraklit diyor. Tios söyleyemiyorum. Sonuçta biz de şu an çok ciddi anlamda bunu yaşıyoruz. Keyifli bence. Yani ben zaten değişimi ve gelişimi çok seven bir insan olarak bunun keyifli bölümünde yer almayı tercih ettim. Bu benim seçimim. Hiç negatif bir şeye odaklanmıyorum açıkçası. O yüzden bana iyi geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Mesela biraz evvel bir tablo gösterdin ya. Önce şok, şoktan sonra reddetme, reddetmeden sonra işte kabullenme, depresyon, kabullenme falan filan diye var. Benim o direkt şeye geçti biliyor musun? Şok, ondan sonra düz bir çizgi. Ben ne reddettim, vallahi billahi. Ne reddettim, ne depresyona girdim. Harika yani olması gerekiyormuş. Olmuş. Bu sürecin sonunu bekleyeceğiz. Canımızı sıkınca, moralimizi bozunca bir şey değişecek mi? Değişmeyecek. Oturacağız, plan yapacağız, program yapacağız, hazırlık yapacağız. Başka bir şey yok. Aynen. Hayat planımızı yapmak zorundayız şu an. Bir de sürecin uzaması, yani şu an süreç belli değil. Buna takılmadan hayat planımızı yaparak neler yapabiliyoruz da odaklanıp ilerlememiz gerekiyor zaten. Yoksa çok büyük sıkıntılar olur. Evet. Teknolojiyi nasıl kullanıyorsun? Valla ben teknolojiyi her anlamda kullanabilmek için yetilerimi geliştirdim açıkçası. Bunun içinde aldığım eğitimler var, takip ettiğim sosyal medyadan eğitimciler var, kitaplar var. Beraber fikir birliği yaptığım bir sürü sektör içi ve sektör dışı arkadaşlarım var. Hani bu anlamda Semin Ayral deyince birisi bilgi edinmek istiyorsa Google'a yazması, benim diğer bütün platformlarda bir izin var. Şu an benimle ilgili bir fikri olabilir insanların. İşim için kullanıyorum dersen bu soruyu öyle toparlarsak. Sonuçta ben 10 yıldır yaşadığım bölge Batı Ataşehir'de, oranın da yapısı gereği projelerde çalıştım. İlk 5 yılım konutlarla, home ofislerle yoğunlaştı. Ama CCIM ticari eğitimi aldıktan sonra ticarinin benim kendi karakterime, ticari binaların da karakterlerine daha yakın olduğunu keşfettikten sonra çalışmayla ilgili o mecrada geliştirmeye çalıştım ve devam ediyorum. O yüzden ticari çalışmak biliyorsun farklı bir formasyon. Yani ticari binayı anlamak, onu tanımlamak, onu talebini yaratacak müşteri portföyü, sektörel sentezini yapmak başka bir durum. O yüzden mesela en son 3-5 aydır verdiğim ticari binalarda bunu iyi yaptığımı düşünerek sonuçlandırdım. O zaman
sosyal medya tanıtımları olsun, sponsorlu ya da günlük paylaşımlar. Tanıtımlarımı yapıyorum ve Ataşehir'de çok güzel geri bildirimler aldım mesela son kapattığım işlemlerle ilgili. Ölçümleyebiliyorsun zaten yani kimler gördü, kimlere ulaştım, kimler sana geri bildirimde bulundu. Ama sosyal medyada ürün odaklı bir kullandığımı biliyorum açıkçası. Bu ticari çalışmaya karar verdikten, daha doğrusu ticariye daha uygun olduğunu düşündükten sonra bir eğitime girdi. Eğitimden sonra neler değişti? 5 yıl önce mi söylüyoruz yoksa Ulvi Bey'den aldığım yeni bir... İkisinin içinde. Yani mesela CCIM'e de gittim ben. ASCP'ye de gittim. İkisine de gittim. İkisinde de hatta ilk sınıftaydım. CCIM'de de geldiğinde ilk sınıftaydım. ASCP'de ilk sınıftaydım. Ne değişti? Çok şey değişiyor aslında. Her eğitimi doğru anladıktan sonra, onu tekrar değerlendirme fırsatını kendinizde yarattıktan sonra her eğitimin bir etkisi oluyor. Çünkü zaten ihtiyaç duyduğunuz için eğitime katılıyorsunuz. Hani çünkü bedel ödüyorsunuz. Hani hobi olarak o eğitime gidilmiyor. Daha doğrusu iş anlamında söylüyorum. CCIM'de biraz orası karanlık açıkçası. Yani çok anlayamadım. Yabancıların tercümeleri, kitabın çok doygun olmaması. Ama bakış açımı CCIM direkt ticari mülklere yönlendirdi. Zaten çalışmak istiyordum. Bakış açısını yakalamak ilk adımlardan en önemli. Lerinden biri oldu. BSM'in öyle bir katkısı oldu. Onu çok geliştirmekle ilgili ben hareket etmedim. Oradaki şey bende eleştiriye baktığımda. Ama yapmak istiyorsan ve bu işin sistemini daha iyi analiz edebilmek için birilerinin yardımına ihtiyacın varsa Ulu Bey'in eğitimine gitmeliyim diye düşündüğüm için zaten bu konuda mentor ve hocamız. Onun eğitimine katıldıktan sonra da ben karanlık noktalar aydınlandı. Yani o bakış açısını bilgiyle, tecrübeyle ve sistemle bütünleştirince tamam dedim ya artık yapamayacağım. Çalıştıktan sonra bir şey yok diye görmeye başladım ki şimdi başka bir reklam aldık. Ama hiç önemli değil. Sonuçta ne yapmak istediğimi biliyorum. Elimde de oyuncaklarım var. Bunu yeni sisteme adapte ederek çalışmak dışında bir şey kalmıyor açıkçası. Şeye katılıyor musun? Genelde ticari çalışanlar, analitikler, sonuç odaklar, konut çalışıyor gibi bir şeye katılıyor musun? Hiç düşünmemiştim ama analitik olmak ticaride bence önemli bir özellik. Çünkü dönüşüm olmak zaten belli karakteristik özellikleri gerektiriyor. Konutun duygusallığı ticaride yok. Yani ticaride daha reel bir şeylerden bahsediyorsunuz. İşin içine direkt kazanç ve para devreye giriyor. O yüzden o duygusallığın olmaması bence analitik olmayı zaten otomatikman getiriyor. Yani sorunu düşünmemiştim ama evet katılıyorum. Şey mi peki? Sen şu anda bildiğim kadarıyla yazılarda yazıyorsun. LinkedIn'da diğer halde değil mi? Evet evet yazıyorum evet. Blog, LinkedIn'deki blogumu iyi kullanmaya çalışıyorum. Ama yazı yazmak benim için yeni bir alışkanlık değil Necatçığım. Yani ben yaklaşık 10 yıldır kaç tane günlüğümü doldurdum bilmiyorum. Bakmıyorum yani dolunca her yıl bir günlük deyip bazen bir yılda 2 tane doldurduğum oldu. Onları kilitliyorum. Yani dönüp dönüp okumak değil sonrası için belki okumakla ilgili diye düşündüğüm için. Yazı yazmanın şu keşifleri oldu benim için. Kendinize itiraf edemediğiniz ya da o zaman kendinize ayırmak için odaklanmadığınız için keşfedemiyorsunuz bazı şeyleri, anlayamıyorsunuz kendinizle ilgili. Yazı yazmak çok ciddi bir odaklanmayı gerektiriyor. Odaklandığı zaman da zihninden geçenleri kelimelere dökmek, baktığınızda falan oluyorsunuz. Bu yaşanmış bir tecrübe de olabilir. Okunmuş bir kitaptaki yorumlar da olabilir. LinkedIn'deki blogum şeyden kaynaklandı. Yani ben faydalı olmayı çok seven, yani fayda kelimesini çok seven bir insanım. Fayda, bana faydalı olduğumu hissedeyim, gözlerindeki pırıltıyı göreyim, ben o gece uyuyamıyorum. Yani benim böyle bir şeyim var, alışkanlıklarım var, alışkanlığım var.
Dedim ki ya 10 yıldır öyle ya da böyle ben bu konuda bu sektörde tecrübeliyim. Okuduğum kitaplar, yaşadığım tecrübeler, oradaki anekdotlar bir harmanlayıp LinkedIn'de bunu hissederek yazayım istedim. Şu 2-3 hafta bir vermiştim ama önümüzdeki hafta yine pazar günü yayınlıyorum kendi blogumda. Yine yazılarıma devam edeceğim. Bu beni çok besliyor açıkçası. Nasıl tepkiler alıyorsun yazılarda? Yazılardan nasıl tepkiler alıyorsun? Zaten ilk yazılarımdan aldığım olumlu tepkiler, olumlu yaklaşımlar, insanların bana geri dönüşleri farklı mecralardan beni çok teşvik etti. Çünkü bence hepimiz birçok konuda açız ya da istiyoruz, görmüyoruz. Hani ufacık bir cümle bile bazen insanları mutlu edip sonra da sana geri dönüş yapabiliyorlar. Yazdığım şeyler de çok böyle sıra dışı şeyler değil aslında. Yani yaşadığımız şeylerin toparlanması ya da kitap önerilerimde okuduğum kitaplarda bulduğum kıymetli bölümler toparlayıp açıyorum insanları. Benim kendi iş anlamımda onu hiç düşünmedim de kritik etmedim açıkçası. Benim için orada İletişim ve insanların geri bildirimi Necatçığım. Yani orada öyle hiçbir hesabım çok net söyleyeyim hiç olmadı, olamaz da zaten. Çünkü sosyal olarak iletişime önem veriyorum. Çünkü herkes birbirini besliyor aslında. Yani hepimiz bir alışveriş içerisindeyiz. Senin bana bir telefonun işle ilgili bir şey söylemen, sonra ben bir düşünüyorum, başka bir şey keşfediyorum. Bu beni besliyor. Çünkü hepimizin belli sınırları var, o yaşam sınırları. O yaşam sınırlarımızda tecrübelerimiz bana ait. Senin tecrübelerin sana ait. Seni ne görüyorum, ne de beraber yaşıyorum. Ama senin benimle paylaşımınla birlikte sen beni görüyorsun. Bu çok kıymetli. Ben onu kendi filtremden geçiriyorum. Almam gerekeni alıp sepetime atıyorum. Yeri geldiğinde de kullanıyorum. Bu çok kıymetli. O yüzden yazılarda da böyle bir dünyayı keşfettik arkadaşlarla birlikte. Ben de besleniyorum. Bence onlar da besleniyor. O yüzden devam edeceğim bu haftadan sonra. Arkadaşlar, bu arada eğer sorularınız varsa Semin Hanım'a şeyden buradan soralamıyoruz. WhatsApp'tan alıyoruz sorularınızı. Numaramı vereyim ben. 532 462 88 48 532 462 88 48 WhatsApp web bölümde açık. Sorularınızı buradan sorabilirim. Ama şu anda tam 22 dakikamız var bitmesine. O yüzden de sorularınız varsa acil alabilirsem sevinirim. Çabuk geçti. Öyle geçiyor valla. Diğer danışmanlardan farklı olarak bir pazarlama materyali farklı ne yapıyorsun mesela? Farklı yaptığın bir şey var mı? Yani diğer danışmanları biliyorsundur. Yani buradaki arkadaşların faydalanacağı arkadaşlar ben şunu da yapıyorum. Çok iyi sonuç alıyorum. Siz de yapın diyeceğim bir şey var mı? Necatçığım ama şey yani farklı başka bir şey ya da hani benim kendime gördüğüm fayda başka bir şey bence. Tabii 10 senedir sektörde olduğum için hani bu konuda 5 senesini özellikle de geçirmiş tecrübeli arkadaşlarım birebir görüşmesem de ciddi takipteyim. Yani neler yapıyorlar, hayatlarına neleri soktular ya da niye daha başarılılar, daha niye sonuç odaklılar bunu sürekli çünkü zaten gözlemlemeyi seven bir insanım ki bizim işimizde bence çok önemli bir detay bu. Ben farklı bir şey Ses gitti. girişimciyim. Benim bir şu an bir vasfım var. Ben bir danışmanım. Bir konuda uzmanım. Bir bölgede uzmanım. Bu cümlenin ya da kelimenin arkasını zaten doldurmak zorundayım. Bu bilinçte olduğum için yapılması gereken sıra dışı, çok sıra dışı bir şey yapmadım açıkçası. Yani 10 senedir çok şükür bu işten ekmeğimi kazanıp, karnımı doyurup, hayatımı istediğim standartta devam ettiriyorum. Bu anlamda da severek yapıyorum. Ama farklı değildi. Olması gereken nedir diye sorsaydım belki daha rahat cevap verirdim. Ben sonuçta müşteri odaklıyım. Yani seninle tanıştım diyelim ve seninle ilgili sorumluluğu aldım, portföyünle ilgili. Ben artık oradayım. En fazla neyi yapabilirim, nasıl sonuçlandırırım bölümüyle ilgilenip
Dışarıdaki bütün bilgiler bende var. Yani bu halimden biraz şikayetçiyim aslında dönem dönem. Her şey masamda var. Onları sıralayıp uygulamaya kalıyor iş. Zaten çarkımız belli, sistemimiz içinde, pazarlama çarkımızdaki adımlarımız belli. Onları hakkıyla yapıyorum ama. Yani laf olsun diye değil ya da işte ucundan tutarak bu portföy zaten olur diye değil. O portföyle ilgili gerekenleri dolu dolu yapıyorum. Şey var, biraz evvel bir arkadaşımız şey yapmış, demiş ki sonuç odaklıyız çünkü sonuçtayız demiş. Demek yetiyor. Evet, sonuca geçtikten sonra çok Evet. şey anlamlı bir şey oldu benim için. Kelime oldu sonuç, doğru söylüyorum. Evet. Arkadaşlar bazen sorularınız orada geçiyor. Soruları WhatsApp'tan alıyoruz. Numaramı bir daha söylemeyeyim. Bir daha söyleyeyim. 532-462-88-48. WhatsApp'tan alırsak sorularınızı çok sevinirim. Mesela günde kaçta başlıyorsun, kaçta bitiriyorsun günü? Önceden nasıldı, şimdi karantina döneminde nasıl? Ah evet, şu Ritüel ne an yapıyorsun? karantinadan önce ya ben 2-3 ayda bir kişilik envanterime bakarım. Hatta bir ay önce yine sevdiğim bir arkadaşım vesile oldu. Disk davranış envanterine beraber baktık. Orada da check ettiğim şeyleri hayatıma sokup sokmadığımla ilgili kendi kendime kontrollerimi yapıyorum. Bir kere zaten ofis arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım çok iyi bilir. Aşırı derecede disiplinli. Yani bu disiplin beni tabii çok fazla programlamaya sebep oluyor. Esnek saatlerimi bırakmayı çok şükür öğrendim Nejatçığım 2-3 senedir. Önceden de katıydım ve beni acayip yoruyordu, yıpratıyordu. Şimdi esnek saatlerim var. Değişebilecek durumları hemen oraya yapıştırıp rahatlıyorum. Ama yine erken başlıyorum. Kendime göre. Çünkü 12 ile 1'den yapamıyorum. 7 saat uyku, yani 6.30'da uyanıp kalkmam 7 ile 7 çeyreği buluyor. Bu benim için fikstir, hiç şaşmaz. Mesai saatim, yani o günkü çalışma programım gece 12'de bellidir benim aslında. Yani ben çünkü yatmadan önce de günlüğüme oturur, ertesi gün planladığım, yapmak istediğim şeyleri mutlaka yazarım. Yani sabah kalktığımda bilirim o günün aşağı yukarı nasıl geçeceğiyle ilgili. Bilmiyorsam zaten çok huzursuz olurum. Kendimi boşta hissederim. O yüzden planlı bir güne erken başlamak, telefon trafiğinden önce, yoğunluğun başlamadan önce sakin durmak, okumam gereken, tekrar etmem gereken, bakmam gereken şeylerle ilgili kendime sakin bir zaman yaratmış oluyorum. Ondan sonra valla ofise gidişlerim, ofiste kalışlarım, ofis gidiş periyotlarım, sahada oluşlarım tamamen iş programıma göre değişen bir durum. Covid'den önce yani çok evet 6.30-7'de bitiyor diyorum ama şimdi benim iş ev hayatım da daha sonrası için çalışmaya müsait olduğu için yani evde oğlum ve kedim var. Onlar da sağ olsunlar beni çok iyi artık yıllardır özümsedikleri için. Mesaim 9'da da bitebilir, 10'da da bitebilirim. Ama bu bir fiil masada çalışmak anlamında değil. Yani günün uzantısı bir müşterimle konuşmak istiyorsam ve gün içerisinde olmamışsa, yoğunsa, toplantısı varsa 9'da da telefonda konuşabilirim. Çünkü yapılması gereken iş ve ben tek başına çalışan bir danışmanım. Şu an benim herhangi bir asistanım yok, yardımcım yok. O yüzden o işin bitmesi gerekiyor. Bu dönem dönem çok tabii yorucu oluyor. Hatta biz 2020'nin hedeflerinde asistanlı ve ekiple çalışmayla ilgili programı yapmıştık. Şu an biraz sekteye uğradı ama 2020 bitmeden çünkü iş yoğunluğum ve iş potansiyelim zaten olması gerektiğini bana 2 senedir söylüyor. Ben erteliyordum. Şimdi bu yeni düzende inşallah en kısa sürede olur. Belki biraz daha 7'de stop diyebilirim. Bir söz vermiyorum çünkü işimi çok seviyorum. Müşterilerimi seviyorum. Olması gerektiği dışı bir şey varsa hiçbir şeyi düşünmem. O yüzden çalışma arkadaşlarım beni çok iyi bilir. Dönem dönem de sıkıcı bulurlar yani bu kadar mı iş? Ama hobilerim olmasına rağmen iş varsa iş vardır. Başka bir şey yoktur yani. O yapılacaktır benim için. Bu bazen katılabiliyor insanlara. Ama hafta sonumu iyi değerlendiririm. Kafamı boşaltmayı çok iyi bilirim. Çünkü geliştirdiğim hobilerim var. Ne Üç var? senedir Latin danslarında bir fiil yani haftanın 2 gecesi eğitim al, hafta sonu Latin'e git, sosyal Latin gecelerine git gibi.
Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Sosyal medyada da farklı galerilerim var. Fotoğraflarımı paylaştım. Çok aktif olmasa da. Yazı yazmayı seviyorum. O anlamda bu benim kendi içimde geliştirdiğim. Ama spor mesela benim 10 yıldır hayatımda vazgeçemediklerim, alışkanlığım. Yani olması gereken bir şey zaten. Yüzmeyi çok seviyorum. Haftanın 3-4 günü 60 dakika mutlaka yüzüyordum. Şimdi havuzlar kapalı tabii olmuyor. Ama evin içinde çözümler ürettim şimdi sporla da ilgili. 60 dakika mutlaka 40 dakika egzersizlerimi yapıyorum. Maşallah. Peki şey biliyorum mesela sosyal bir insan olduğunu biliyorum. Sosyallik ne derece önemli? Yani ne derece faydası var? Hani önemli, evet önemli onu biliyoruz. Ama ne derece önemli? Ne getiriyor? Valla hani adı üzerinde sosyalsin. Sosyal demek dışarı açık ve sürekli iletişim içerisinde olmak demek benim için. Hani bu beni besleyen bir şey. Ben yalnız kalmayı da çok seviyorum. Ama onun dışında paylaşmayı ve birileriyle bir şeyleri yaşamayı seviyorum. Yani bu demin dans dedik. Dans ciddi bir sosyalleşme aracı baktığımda. Ama doğum gününü kutlamak da bir sosyalleşmek. Dışarıda arkadaşınla bir saat keyifli kahve içmek de sosyalleşmek biliyorsun. Ama burada ben ruhumu beslediğimi hissettiğim için ve paylaşmayı da çok sevdiğim için içimde hiçbir şey duramaz. Paylaşacağım, anlatacağım. Bugün seni tanıyorum ve faydalı bir şey gördüm. Ben bunu yaka paça seni tutup bilirler arkadaşlarım. Mesaj atarım, link gönderirim, telefon ederim. Hani bu benim için şey gerçekten yaşam düsturu. O yüzden hani dışa dönük bir insan olduğum için de ruhumu ve mental olarak beni beslediği için sosyalleşmek bireysel olarak önemli benim için. İş anlamında da tabii yani evde sürekli dört duvar arasında yaşayan bir insanın bizim işimizde faydalanıp da işini geliştirmesi çok kolay değil. Hani sosyalleşmek de bunda bir artı puan getiriyor açıkçası. Bu arada benim aslında soracağım sorular var ama izleyicilerimizin de soruları var. Onları da söyleyeceğim. Sadece Tabii. şeyden başlamak istiyorum. Selçuk demiş ki, Selçuk Karaaslan demiş ki Necat'cığım bence yayını yapacağın kişi seni arasın. Canlı yayına başlatsın ki o işte olsun. Şeyiniz konuğun güzelliğini göremiyoruz demiş. Ondan sonra konuğun güzelliği her zaman belli zaten. Selçuk'cum o zaman sen beni görmek istemiyor musun? Ben öyle mi anlıyorum? Anlamadım. Şimdi tabii. Öyle anlamadım. Ben hemen şey sorayım. Bir tane ilk sorumuzdan başlayalım hemen. Sırayla okuyorum arkadaşlar hepsini. Nejat. Perihan Hanım Rimex Avantaj'dan merhaba Necat Bey demiş. Ataşehir'deki finans merkezi ne zaman biter? Aa bunu geçen gün de sormuştunuz. Finans merkezi ne zaman biter bilgisi var mı acaba demiş. Ataşehir'deki finans merkezi. Şey bana geldi. Valla şöyle tabii hani finans merkezini biz de basından takip ediyoruz ve hükümetin açıklamalarıyla bundan 6 ay önce ciddi bir stop vardı. Oraya yakın olan projelerin pazarlama güçlüğü çekiyordum ben ofislerde. Şimdi ama tabii pandemi neyi yansıtır bilmiyorum. Metro inşaatı devam etmekle birlikte finans merkezi yine yavaşladı. Geçen gün oradan geçtim ben. 2021'in sonu itibariyle finans merkezinin bitmesi öngörülüyor. Yani dünyada dördüncü finans merkezi İstanbul'da olacak. İstanbul'daki finans merkezinin bitmesi iş anlamında bizim bu bölgemizde ciddi artıları olması gerekiyor. Ama şu an dediğim gibi hani bitmesiyle ilgili aldığım son bilgiler bunlar. Bilemiyoruz, bakacağız. Gülşen Öner, Rimex'ten yeni ayrılmış. Gayrimenkul danışmanı ve inşaat mühendisiyim diyor. 10 yıldır istikrarlı bir şekilde çalışan bir gayrimenkul danışmanı olarak birkaç yıllık danışmanlara ne önerirsiniz? Tavsiyelerinizi rica edebilir miyim demiş. Bana teşekkür etmiş. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Valla birkaç yıllık danışmanı bir kere biraz tanımak lazım. Yani çünkü burada geçirdiğiniz süre önemli değil bence. Geçirdiğiniz sürenin niteliği önemli. Hani siz ne yapmak istiyordunuz birkaç senede? Ne oldu? Bunu bir fark etmek, anlamak gerekiyor. Burada anlayabilmesi için de arkadaşımın dışarıdan yardım alması lazım. Yani bu işi iyi yaptığına inandığı insanlara, hani biz buna mentor da diyebiliriz. Biraz sohbet edip o keşifleri yaptıktan sonra ne yapacağıyla ilgili de bir yol haritası çizmek lazım.
Hani neredesiniz? Ne yapmak istediniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bence üç tane sorunun cevabını dilerseniz beni yarın arayabilirsiniz. Hani sosyal medyadan da bulabilirsiniz. Arayın lütfen konuşalım. Hani tecrübelerim doğrultusunda birebir size varsa bir yardımım seve seve yaparım. Dertleşir konuşuruz. Süper. Gülşen Hanım, hanımefendinin ismi. Şeyden zaten Rümex sen Rümex Semin Ayral'da yazdınız ama internetten bütün numaraları her şey çıkar. İletişim Hemen. bilgileri. Demek sonuçtayım. Bakabilirsiniz. Ya da yazarım şeyden sonra. Bir soru daha var ama ismini yazmamış. Sümeyye Hanım. Sümeyye Hanım demiş ki merhaba Semin Hanım'ın sosyal medya hesaplarında ne oldu? Sümeyye'yi tanıyorum. Ha, O tanıyor musun? yüzden. Ha, tamam. Tanıyorum, tanıyorum. Ne demiş sosyal medya hesaplarında? Sosyal medya hesaplarından eğlenceli sektör hikayelerini severek takip ediyoruz. Acaba eğlenceli bir sektör anısını paylaşabilir mi? Son zamanlarda okuduğu bize önerebileceği kitaplar var mı demiş. Valla hemen hikayeler çok. Yani bizdeki hikayeler askerlik anıları gibi. Ama şu var, mümkünse kısa alayım. Şu anda Evet. tamına 10 Bir. dakika var ve iki sorumuz var. Evet. Sosyal medya anlamında LinkedIn'de yazılan kitaplarla Udemy'de çok güzel eğitimler satın aldım. Yani şu dönemde çok da o fiyatları uygun. Birkaç da enstitü var. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama yine mesela %70 oranında indirimlerle dijital medya pazarlama ile ilgili birkaç eğitim aldım. Başladım da ama daha yoğunlaşarak inşallah bitireceğim. Sümeyye'cim ben sana yazarım. Şu an hani hangi enstitüydü ben de hemen toparlayamıyorum. Şey yaparım, önerilerde bulunurum. Halil Bey, neresi? Ankara. Good Invest. Merhaba demiş, merhaba. Demiş ki, gün içinde Pareto analizi kapsamında sonuca ulaştıran en önemli etkinlikleriniz nelerdir? Pareto mu? Pareto analizi kapsamında demiş. %20, %80 kuralı. Gün içerisinde etkinlikler ben 10 yıldır ilk günden beri çalışmaya başladığım müşterilerle hala iletişim içerisinde ve çalışıyorum. Sonuçta benim kemik müşterilerimle olan iletişimim gerçekten bana verimlilik sağlıyor. Yani o %20, %80 kuralını ben bir fiil iş hayatımda yaşıyorum. Valla doğru iletişim diyeceğim ben size. Doğru iletişim kanallarınızı biliyorsanız sonucu kesinlikle alıyorsunuz. Hani net olarak hemen onu bunu söylemek çok doğru olmaz. Gündeme göre değişiyor ama o kemik müşterilerinizle olan diyaloglarınız, iletişim ve pazarlama şeklinde kullandığınız iletişim sonuca getiriyor. Teşekkür ederiz. Bir sorusu daha var Halil Bey'in. Diyor ki yeni danışmanlar çok çabuk demoralize oluyorlar. Çok hızlı netice almak istiyorlar. Valla öyle bir dünya yok ya Halil Bey. Öyle çok hızlı netice valla keşke olsa. Vallahi yok. Ama burada ben bir söylemek istiyorum Necat'cığım. Yeni de Özür dilerim. Devam var da. Bu konuda moral motivasyonlarını korumak ve devam ettirmek için önerileriniz nelerdir? Yeni danışanlarla ilgili arkadaşımın tespitine katılıyorum ben de. Ama verilen eğitimlerle öyle bir algı yaratılıyor insanlara. Yani o algının peşinde de hareket ettikleri için sonuca çabuk ulaşıp hızlı para kazanmakla ilgili bir gelişmiş refleksleri oluyor. Bu Bunun arkadaş dışında yalnız Rümex'ten değil. Rümex dışından bir arkadaş. Hani ya normalde onun da muhtemelen danışmanları atıyorum kurumsal firmalardan alınan eğitimlerle başlamıyorlar. Hani başlıyor. Normal bir eğitim alarak başlıyorlar mı onu bilmiyorum. Hani öyle bir şey davası yok. Yani verilen mesela Ali Bey bir yazabilir misiniz? Bir eğitim almışlar mı arkadaşlar, danışman arkadaşlar? Yerel emlakların da sonuçta evet yani şu an tabii belgeleri almak için aldıkları eğitimler var. Orada tabii motivasyonlar biraz daha düşük olabilir ama o zaman sektörel olarak algımız yani bugüne kadar Covid'den önceye kadar durumda yani mülkün anahtarı varsa pazarlıyorsun, afişini asıyorsun, sahibinden de ilan giriyorsun ve bu işi yapıyorsun algısı vardı. İnsanlar o yüzden hani çabuk sonuçlandırma ve para kazanma ile ilgili telaşları olabilir hani kurumsal olmasa bile. Kurumsal olan eğitimlerde de tabii insanlara o iç motivasyonu sağlamak için o algıyı yaratıyorlar. Ama burada bilinçli şuurla yaklaşmak gerekiyor. Bilinçli şuur ne? Ben bir iş insanı oldum artık ve elimde bir mesleğim var. Bir okul bitirmedim.
Kısa dönemli bir eğitim aldın. Bak bakalım o eğitimden neler aldın. Ya da senin geri planda aldıkların, yaptıkların, tecrübelerin ne ki sen bunun üzerine onları alıp hemen sahada şunları yapacaksın. Yani bu şans eseri işlemler hemen hızlı olabilir ama sürekli ve kalıcı gelir için bunu çok iyi irdeleyip üstüne her ay, her hafta ne koyabiliyorum, ben nasıl devam edebilirim düşüncesiyle hareket etmeyi zihinlerine koymak zorundalar. Yoksa tabii ki 2 yılda, 3 yılda mesleği bırakıp motivasyonları düşüp şey olabilir, olumsuz sonuçları yaşıyor olabilirler. Ama en büyük şey burada başarılı olmuş ve gerçekten 3-5 yılı tamamlamış ve devam eden insanları bir dinlemeleri lazım. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Hiçbirimiz yalnız Ya yani yaşamıyoruz her şeyi. şöyle bir şey yok tabii ki. Yani mesela bizim işimiz gerçekten çok kolay bir iş olmuş olsaydı, o zaman Türkiye'nin %80'i gayrimenkul danışmanı olsun. Başka bir şeye ihtiyaç kalmasın. Kolay yoldan para kazansın herkes. O kadar kolay değil ki. Yani bizim işimiz çok kolay anlatılıyor ama öyle kolay bir iş değil bizim işimiz yani. Ben 2 gün önce katıldığım bir sohbette 200 bine yakın kayıtlı emlakçı var. 200 bine yakın da kayıtsız emlakçı var bilgisini aldım. Yani toplam Türkiye'ye baktığımızda 400 bin çalışan emlakçı var görünüyor. 400 binin kaçta kaçı akılda ya da kaçta kaçı para kazanıyor? Hani rakamlar da ortada zaten. İşin zor tarafına bakmak değil de Nejatçım, İşin gerçekten o ilk 3 yılında nasıl bir perakende herhangi bir bakkal dükkanı bile açsanız müşterinin anının alışıp da raftaki ürünleri her gün alıp kullanması ile ilgili bir zamana ihtiyaç var. Bir tanıtıma ihtiyaç var. Bir pazarlama tekniğine ihtiyaç var. Bakkal dükkanı diye, yani basit olsun diye söyledim. Küçümsediğim için söylemedim. O yüzden biz de bir mağazamız var. Biz de bir girişimciyiz. Bir işimiz var. Bu işimize nasıl hakim olup ne kadar doğru yapabiliriz gerçekten düşünmek ve zaman ayırmak gerekiyor. Ama bu sahada öğreniliyor tabii. Hani masada oturarak, evde oturarak olmuyor. Şeyi söyleyeyim ben öncelikle. Şimdi Burak'cığım bir Burak Berkim bir şey yazmış da. Burak demiş ki Semin Hanım sektörde yaptığı ilk işlemi anlatabilir mi? Anlatamaz çünkü 2 dakika sonra kapanıyor. Çok kısa anlatayım. Demin söyledim Dakika. ama ilk yılda bir Fizbo araması yapmıştım. Çünkü hani kime ben bir de şey tabii 4x4 deyip mükemmeliyetçi olduğum için çevreme ve mimarlıktan emlakçılığa geçtiğim için ben ilk 3 sene çok zorlandım insanlara emlakçıyım demekte. Fizbo aramasından daha ilk ayımda yetki aldım ama sıfır komisyon satıcı tarafı ve 1 aylık aldım ve satacağım dedim. İlk ayımda da sattım ve Batı Ataşehir'de o zaman valla 600 milyon diyeyim hani 600 milyon mertebesinde bir şeydi. Alıcıdan iyi bir hizmet bedeli aldım hemen ilk ayımda. Ama orada da şimdi geriye bakıp Burak'cığım sayende düşündüğüm için odağım o mülkü satmaktı. Ve oldu. İlk satışım ilk ayımda üstelik. Tabii çok motive oldum ve mutlu oldum.